dönebileceklerdir. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'de, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç gibi paralel yapının Başbakan Erdoğan'a şantaj yaptığını söyledi. İşler dershane bahanesiyle işi şantaja kadar götürdüler diye konuştu. Hakikaten dershane bahanesiyle Sayın Başbakanımızı tehdide ve şantaja kadar olayı götürdüklerini anlıyoruz. Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler böyle konuştu. Ostim Sanayi Bölgesi'ni ziyaretinde soruları yanıtlayan İşler, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç gibi Başbakan'a paralel yapı tarafından şantaj yapıldığını söyledi. Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç'ın açıklaması tabii ki çok önemli bir açıklama. Biz meselenin dershane meselesi olmadığını zaten baştan biliyorduk. Mesele bir İktidar meselesidir, güç meselesidir. Bunun da bugüne kadar çıkan, gelişen olaylarda bunu net olarak görüyoruz. HDP Sayın Başbakanımızı koydular, hükümetimizi koydular. İşler ortaya atılan iddiaların da saçma sapan olduğunu vurguladı. Herkesin, her vatan evladının da bu mücadelede yer alması lazım, elini taşın altına koyması lazım diye düşünüyorum. Aksi takdirde eğer bunlar bu operasyon yaptıkları, şu anki yapmış oldukları 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonu ve işte her gün ortaya koydukları bir takım saçma sapan iddialarla eğer sonuç alırlarsa o zaman Türkiye kaybedecektir. İşler CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olur ifadesini de eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak ifadesi aslında komik bir ifade ve aynı zamanda bir de tehditvari bir ifade. Milleti tehdit etmiyor ve millete tepeden bakmanın bir göstergesi, onun ifadesi olarak değerlendiriyorum ve son derece yanlış buluyorum. Bugüne kadar yaptıkları yalan, iftira, karalama ve kriz çıkarma. Ukrayna'da yaşananları da değerlendiren işler, orada yaşayan soydaşlarımızla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Mevcut sınırların korunması yönünde ve dolayısıyla yeni krizlere, yeni sıkıntılara yol açılmaması yönünde. Oradaki tabii ki bizim soydaşlarımız var. Onların gelecekleri, onların hakları, hukuklarının korunması da bizim için önemli. Türkiye olarak diplomatik kanalları kullanıyoruz ve gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.